Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Havam çok iyi. Şeyde yapıyorum. Bu nedir? Risale-i Nur layıkalarında. Sadakat dediğimiz şey, dendiği gibi hareket etmek. Sadakat dendiği gibi. Ama ne denmiş bilmiyoruz ki. Nasıl hareket edeceğimiz, nasıl düşüneceğimizi, kimin yanında nasıl duracağımızı, kimin karşısında durup durmayacağımızı, dusturlarımız var. O laikalarda herkes muvaffak olamaz, çıkartamaz diye külliyattan o mevzuyla alakalı paragrafları bir araya getirilmiş. Bu şekilde fotokopi yapacağımıza cilt yaptırdık. Tamam mı? Böyle bir şey. Bizim dershanede yapılmış. Şimdi dusturlarımızdan bir tanesi de dar ve geniş daire. Farklılığı nedir? Bediüzzaman Hazretleri eski Said devresinde bu Osmanlı ülkesinde büyük bir parlak nur çıkacak. Hatta hürriyetten evvel pek çok defa talebelere teselli vermek için bir nur çıkacak. Gördüğümüz bütün fenalıklara karşı bu vatana saadet temin edecek diyordu. İşte 40 sene sonra Risale-i Nur o hakikati kör gözlere dahi gösterdi. İşte nurun zahiren kemiyeten dar cihetine bakmayarak bir geniş dairesi var hizmetin, bir dar dairesi var. Mesela kemiyet, keyfiyet. Dar daire kaliteyi esas alır. Geniş daire hizmetleri de vardır. O da nurun hizmetidir. Yani geniş daire, dar daire hizmetini ben bir örnek vermek istersem şu olur. Dar daire çekirdektir, geniş daire ağaçtır. Geniş daire, dar dairenin yapısına bağlı. Dar daire ortadan kalkarsa geniş daire de yoktur. Dar daire, dershane hizmetleridir. Daha tutucudur. Daha böyle geniş daire faaliyetlerin derken televizyonlara, siyaset dünyalarına, haberlere, televizyon melevizyonlara, internet gibi şeylerle telef etmez dar daire erkek şeyleri, elemanları. Bir insan, okuyacağım da, bir insan televizyonlarda siyasi miyasi şeylerle meşgul oluyorsa, olmuşsa, dar daire hizmeti değildir, geniş daire hizmeti. Risale-i Nur'un çekirdek kadrosunda değil bu faaliyet. Bu faaliyet geniş daire hizmetidir. Dar daire hizmeti değildir. Geniş dairede her yerde hizmet var. Lokantacıdır adam, siyasetçidir adam, ticaretçidir adam ama bir dershane hizmetleri var. Hassastır, takmaya esas alır. Ustad, siyasete karışmayın, kimseden bir şey almayın, menfi hareket yapmayın, menfi milliyetçilik yapmayın. Ondan sonra böyle dusturlarımız var. Bunları kabul edip yaşayan dar dairedir. İlle dar daire, ille dershaneye gidip gelmesiyle olmaz. Bunları uyacak. Hazmetsen de etmesen de uyacaksın. Mesela kardeşlerinin meziyetiyle iftihar edeceksin. Yapacaksın kardeş. İhlas dusturlarına uyacağız kardeş. Uvvet dusturlarına uyacaksın kardeş. Uyacaksın. Ha, dar daireden bahsediyor. Ama bazen bunun sıkıntıları da şöyle oluyor abi. Bazen insan bu dar daire veya geniş dairedeki yapması gerekenleri kendi kafasına göre. Ben böyle anladım değil. O şekilde de yok. Yapması çok sıkıntı. Güzel bir soru. Bak, dusturlar ne demek biliyor musun? Mesela şöyle misal vereyim Kur'an'da. Vâkimu selâ vâtu zekâ. Zekatı verin, namaz kılın. Diyor mu bu? Bu iştihat olur mu? Yani dur ya Rabbi, sen namaz dedin de bir de biz meşveret edelim. Olur mu? Ha, dusturlarda unutma. İştihada, yani meşverete bırakmamış.
Yapmayın diyor bir meselede. Misal. Yapın diyor. Nas. Bu nas denilir. Yani açık ifade. Açık ifade meşveret edilmez. Çünkü dusturlar anlayışa bırakılmaz Bülent. Yapmayın. Yapın. Yapmayın da yap nasıl anlıyorsun? Olur mu böyle bir şey? Ha öyle bir yuvarlak bir şey ki iki tarafa da kapısı açık. Onda haklısın. Dusturlarda öyle yok. Dusturlar nettir. Yapmayın, gitmeyin, vermeyin, etmeyin, yapın, edin gibi şeylerdir. Nettir. Burada bir şey sorabilir miyim? Hani bu mesele de külliyatta olması lazım değil mi? Külliyat tabii. Yani ben de onu demek istiyorum. Şimdi külliyattan varsa kabul. Tabi tabi adam. Külliyattan yoksa senin beyninde, sıçrağında o ayrıdır. O ayrı. Burada olacak. Ben de, tamam o. Burada olacak. Burada göster. Bak burada böyle yazıyor diyeceksin. Burada böyle. Yoksa kafayı kaldırdın. Bana göre şöyle. Öyle yok. Ha dustur böyledir. Nettir. Hani mühkem ayetler gibi diyelim. Mühkem ayetler değişmiyor gibi. Yani. Değişmez o. Aynı bu da hani üstadın yazdıkları. Evet. Külliyattan üstadın sözleri geçerlidir. Evet. Ama benim şu an senin icabında kim olursa olsun. Kim? Kendine göre başka bir... Olmaz. Dusturlarda anlayış yok. Mühkemdir. Nettir. Uygulayın bir tane isterseniz. Arabada sorup şey konuştuk ya. Beni bu meselede... Şimdi... bir mesele oldu. Benim üzerimde. Nur cemaatinin... Mesela... Diyelim ki malum bu hadise bizim mahkeme meselemiz. Bu da bu şahsi hukuk mudur, umumi hukuk mudur? Umumi hukuk mu? Bak işte, görüyor musun? Şimdi şahsi hukuk şudur. Senin var ya diye küfür edebilir, hakaret edebilir. 94. madde, hakikat çekirdeklerin. Örnek veriyorum sorunuza. Mütekellim vahde olsa... Yani kişinin kendisi olsa, sana hakaret etseler, mütekellim vahde olsa, kişi tek kendisi olsa, vahde, cemaat değil de vahde, kesrettin. Affetmesi hakareti, hakaret ettin, aşağıladın. Affetmesi amali salihtir, mecbur değildir ama amali salihtir, affedir, affetmen iyidir. Uğraşma. Benim şahsımda umumi hizmete taarruz ediliyorsa ben onu affedemem. Affedersem davaya ihanet oluyor. Nerede yazıyor? Diyor ki mütekellim vahde olsa 94. madde hakikat çekirdeklerinde. Mütekellim vahde olsa musaması affettim seni. Amali salihtir. Helal olsun. Mecbur değildir ama olur. Ama mütekellim mal gayrı olursa yani benim üzerimde olan hadise cemaatle alakalıdır ama benim üzerimde oynanıyorsa kişi onu affedemez. Çünkü mütekellim hizmette mesela diyelim ki uygulayayım. Benim kuyruğuma ümit bastınız kardeş. Kuyruğuma. Hakaret etti. Diyor ki mütekellim vahdi olursa yani kişinin hakaret etti. Musaması amali salihtir. Affet. Ama buraya gazete getirdin. Buraya televizyonu soktun. Dershaneye. Siyaseti soktun. Oo haber izliyorsun. Olur mu buraya? Olur Ümit. Ben de burada mesul muyum? Siz de mesulsunuz. Yani ben mesulüm da bu şey Allah'ım ben cenneti bekliyorum. Rıza ile bekliyorum da siz beklemiyor musunuz? Beni bunlar bağlıyor da sizi bağlamıyor mu? Aynı şeyiz. Yani desem ki şu anda madem aranızda yaşlı benim. Olur. Tamam bir şey olmaz. Olur mu? Şahsi hukuk mudur benim affetmem? Umum hukuk. Kimi affediyorum ben? Dershaneyi payman etmiş, televizyonu sokuyor buraya. Gazeteyi sokuyor. Burada siyaset şeyleri yapılıyor. Yapıyor. Şu parti böyle dedi, şu şöyle yaptı falan. Şimdi ben de musama etsem. Bak mütekeli mal gayrı olursa. Yani kişinin üzerinde kişi mesul iken... Mütekellim bağ gayrı olursa musamahası onu affetmesi olur demesi
amali talihtir, cinayettir ve hıyanettir. Yapamazsın. Ama telefonumu aldın. Bana da bir şey laf ettin. Tamam. Affetmek evladır ama sana din emretmiyor. Affetmen farzı değil mi? Affedersen iyi olur. Musamahası affetmen amali salihtir. Ama mütekeli mal gayr olursa, yani benim şahsımda gözüküyor ama şahsı hukuk değil. Umum hukuktur. Musamaha ederse uygulayayım. Diyor ki fiil olsun. Kur'an-ı Kerim'de ve Risale-i Nur'da da geçiyor kastan. Bir fasık diyor size bir haber getirdiği zaman. Fasık. Onu tahkik etmeden karar vermeyiniz. Araştırmadan. Allah'ımızın emri. Bu nas'tır. Birbirimizde mesela Murat'ı birisi itham ediyor. Hücum ediyorlar. Duydun. Fasık'ın bir haberinde. Televizyon kanalında Murat'ın aleyhinde şey yapılıyor. Peki Bülent niye hücum ediyorsun kardeş? Sordum ona. Alo Murat. Buyur Bülent. Ya böyle böyle bir şey duydum ya. Bu neyin nesidir ya? Böyle bir şey var mı? Nedir ya? Sözünün yoksa önünü arkasını ortasını keserek böyle bir montajlama mı yapmışlar? He kardeşim abi ya. Hiç sorma ya. Yapman gerekirken fasık bir İslam düşmanı, hakikat düşmanı, dava düşmanı bir televizyondan bir haber duydun Murat hakkında. Holla! Bahane arar gibi hücum ediyorsun. Allah'ımızın emri ya. Tahkikat yapmadan karar verme diyor. Hukuk-ı İslamiye'de de aynı geçiyor. Hukuk-ı İslamiye'de. Ne? Peki niçin bunu söylüyorum? Uygulamalı. Şimdi onun üzerinde sen ona hücum etsen, o da bir şahs-ı manevi temsil ediyorsa, onun sıfatı dershanecilikse, onun sıfatı Risale-i Nur'la alakalı ise, o affedemez hücumları. Bana hücum ediyorlar, affettim affettim diyemez. Affedemez. Tokat vursa, hakaret etse affedebilir. Ama benim taşımış, temsil ettiğim şey var, bir mana var. Bir tanımladı. O anda da ben eleştiriyorum. Yani. Nur cemaatinde neydi? Nur cemaatinde Hasan Akın diye bir yani o şerefsiz yani o Akın dedi. O öyle söyledi yani. İsim de aldı değil mi? Evet. Nur cemaatinde diyor. Hem de Nur cemaatinde. Nur cemaatindeyse o zaman herkesin kabul etmemesi lazım. Yani ne yapması lazım? Hatta meşebir ve söyledi. Ama sen sevmeyebilirim icabını dedi. Okuyuculardan diyor. Peki senin ne yapman lazım? Alo. Büyükler ne demeyecek? Alo Hasan kardeş buyur abi. Lan ne oluyor ya bir şeyler çıktı duydun mu? Yok duydum evet. Nedir ya bu nesidir? Abi kestiler önünü ortasını sonunu keserek montajladılar abi. Ha öyle mi ya? Tamam. Hiç daha bunu yapmadan sen fasıkın getirdiği bir haber tamam. Peki ben affedebilir miyim seni? Affedemem. Ay yetkim yok. Niçin edemem? Çünkü Hasan demiyor. Nurculardan diyor. Bilmem ne grubundan diyor. Yani benim üzerinde bir libas var. Ben bir şey tanımlıyorsam, bir şeyi temsil ediyorsam onlara göre etmiyorum da hakikaten ama öyle yapmak istiyorlar. Öyle görmek istiyorlar. Eğer benim şahsımda bir cemaat hücum ediyorsa demek benim böyle bir sıfat var. O zaman seni ben affedemem. Hakkımı helal edemem. Mümkün değil çünkü. Etsem de olmaz. Çünkü mütekeli mal gayr. Umumu hukuktur. Umum hukuku affedemez. Açık Kur'an'ın emri var. Risale'nin emri var. İşte nurun zahiren bak dar ve geniş daire. Örnek verdim işte. Şahsi hukuk, umumi hukuk. Bunlar düsturdur. İşte nurun zahirin kemiyeten dar cihetine bakmayarak hakikat cihetinde keyfiyeten geniş ve fevkalade menfaatini hissetmesi suretiyle hem de siyaset nazarıyla bütün memleket Osmanlı'da olacak gibi ifade etmiş.
o büyük veli onun dar daireyi geniş tasavvurundan ona itiraz etmiş. Hem o zat haklı hem eski Said bir derece haklıdır. Niçin? İkisi de haklı olur mu? Çünkü Risale-i Nur imanı kurtarması cihetiyle o dar dairesi madem hayatı bakiye ve ebediyi imanla kurtarıyor. 1 milyon talebesi 1 milyar hükmündedir. Yani 1 milyon değil belki 1000 insanın hayat ebediyesini temine çalışmak 1 milyar insanın hayatı fani dünyeviye ve medeniyetine çalışmaktan daha kıymetli ve manen daha geniş olması eski Said'in o rüya-i sadika gibi olan hissi kalbel vuku ile o dar daireyi bütün Osmanlı memleketini ihata edeceğini görmüş. Belki inşallah o görüş 100 sene sonra nurların ektiği tohumların sümbüllenmesiyle aynen o geniş daire nur dairesi olacak. Onun yanlış tabirini sahih gösterecek. Emirda 2-111. Ha şu ne dedi? Üstad Hazretleri bir nur göreceğiz diyor. Bir nur göreceğiz diyor. Burada siyasi. Oysa bir nur göreceğiz dar dairede Risale-i Nur'dur. Ona bakmamış, nuru siyasetten zannetmiş. Evet bir nur göreceğiz. Kalbine gelmiş ama onu siyasette aramış. Yani siyasi geniş dairedir. İman hizmeti, faaliyeti dar daire. Yani biz dershane, yani hepimiz anlayacağız üslubu kullanayım. Dershanecilik, dershane ile alakalı hizmetin adı dar dairedir. Risale-i Nur esas almamış. Geniş dairede bir derece tabasbusa, bir derece ciddiyetsizlikle yapsa, çalışsa birisi, siyasi lider olabilir. Esnaf olarak bilmem ne yapabilir. Dershane merkezli hizmeti değil de yani kıyısından, kenarından, köşesinden ala kadar derslere de haftada bir geliyor. Pek de okuyamıyor. Ha, o adamın faaliyetleri geniş daire faaliyetleridir. Orada o da faaliyettir. Yani galericidir adam. Gidiyor Risale-i Nur'dan adama bir şey anlatıyor. Veya diyor ki bak vallahi böyle bir yerimiz de var falan adreste. Gelseniz işte pazartesi akşamları vesaire akşamları ders yapıyoruz. Böyle bir adam. Ama haberlere de muhatap, siyasette de muhatap. Koşturuyor yani. Cemiyetin adamı yani. Bu ama bu arada dini faaliyetleri de yapıyor, söylüyor. Siyasi mesela. Mesela Ramazan'ın bulunduğu eski yer. Milli Görüş. Geniş siyasi dairesidir. Dar daire değil. Dar daire, bu soru nedir? Geniş daire yanlış mı? Hayır. Geniş daire genişte kalsın, dar daire darda kalsın, birleştirme. Buna dejenere ediliyor bu. İkisini birleştirme gayreti sinsi ceyranın faaliyetidir bu. Unutmayın. Karıştırmak istiyorlar. O yanlış mı? Hayır. Olsun. Bak anladın mı? Siyasi daire tabii olacak. Vesaire. Ama yanlış olan onu buraya getirme. Orada kalsın bu da burada kalsın. Buraya sokma yani. İşte Üstad diyor ki bir nur göreceğiz. Müjde veriyor. Daire, geniş daire zannetmiş. Osmanlı İmparatorluğunda böyle bir şey olacak. Siyasi bir hareketlilik olacak. Değilmiş. Bir nur görecek. Meğer dar dairede. Risale-i Nur imiş o nur diyor. Karıştırmışım diyor. Burada diyor ki siz de karıştırmayın. Abi sen demin dedin ya çekirdek olmazsa ağaç olmaz diye. Şimdi az çok geniş daireye karışabiliyor mu? Yani yön verir tabii. Tabii ki yön verecek. Mesela şöyle diyeyim. Yarın seçim olacak. Her kafadan ses çıkıyor. Benim de kafa mutlak doğru ölçüsü değil ki. Daha dün doğru dediğimi bugün de yanlış anlıyorum. Ne kadar yanlışlarımızı değiştirmedik mi? Doğru zannettiğimiz şeyleri değiştirmedik mi? Nereden biliyoruz? O zaman yarın seçim olacak veya 2 gün sonra seçim olacak. Ne yapacağız? Risale'ne bakacaksın. Risale'nin ehvenüşer ne diyor? Risale'nin siyasete ne diyor? Bak aç kitabı.
Yok bakamıyorsan sen o kadar. O zaman bak burada dusturlar bir araya getirmiş. Risale-i Nur siyasi dünyasına nasıl bakıyor? Mutlaka bu maddelerden bir tanesi de vardı. Ondan sonra Evveli Şerif var. Ustad Bediüzzaman Hazretleri'nin ölmeden önce en son mektubu. İkinci emirda en son. 232'de anlatıyor. Daha fazla. En son. Tabii 230 değil, 40 küsürde. Emirda ustad diyor ki siyasette tercihinizi takdiriniz değil. Siyasi hiçbir parti takdir edilemez. Çünkü bir sürü şeyleri var, bir sürü günahları var, eksiklikleri var. Takdir ettim hop kalbine girer. Ne yapacaksın? Bu da şer ama evveli şer. Yani bir tanesi el kesiyor, bir tanesi kol kesiyor. Kol kesilecek, el kesilecek. Ha, o ölçü nedir? Evveli şer kaidesidir. Evveli şer nasıl bir şeydir? Risale'de şöyle bu parti evveli şerdi. Takdir etmeden tercih et. Oraya oyunu at. Oyunu atmasan mesulsun. Koca ustad Bediüzzaman yatağından kalkıp gitti kullanmış. Efendim, yani o da mesul. Mesela niçin bunu getirdin? Sen sorun getirdin ya. Karışmayacak. Yön verecek. O zaman kalkıp yarın seçim oluyorsa veya siyasi de şey yapılıyorsa diyeceğim ki arkadaşlar lisanda böyle geçiyor. Şimdi de böyle işte artık siz bu ölçülere göre evveli şer ne kimdir? Ona veririz. Yoksa hayır değil. Hayır nerede var ya? Hayır ancak Resulullah zamanında var. Hayır kesin olur mu? Evveli şer. Yani evvel şerdir. Bu da şerdir. Bu da ama bu evveldir. Niye? Bu el kesiyor, bu kol kesiyor. Vermese bunu bu el keseni getirmen gerekirken vermediğin anda otomatik buna vermiş oluyorsun kolu kesene. Çünkü şöyle kantar düşün. Bunun havaya kalkmasını istiyorsan yani buradan bir taş alacaksın veya buraya bir taş koyacaksın. Müslümanın yeri belli eğer yerinde değilse şere hizmet etmiş olur. Vermese de mesuldür. Nasıl verecek? Bir sürü benim ölçülerim var ya. Ben aldanmışım paradır. İşte hemşerimdir, menfaatlanmışım o partiden veya kızmışım bazı şeylerime sıkıntı vermiş veya milliyetçilik damarım var benim kızıyorum. O zaman bakacaksın Risale'nin nasıl ölçüleri, ona bakacaksın, benim ağzıma ne bakıyorsun? Bak işte oraya, nasıl, ha bilmiyorsan benden, abi ne yapayım ben de sana göstermeyeyim, bak burada böyle yazıyor, burada da böyle yazıyor, Emirdağ'da da böyle yazıyor, Kastamonu'da da böyle yazıyor, böyle mi? Verirsin, vermesin. Niye kavga edeceğiz ki? İster ver, ister verme. Ahirette yarın sana Allah soracak sen. Bana da soracak. Bana diyecek ki niye demedin? Sana diyecek ki niye uygulamadın? Yani ölçümüz kafa feneri olmamalı. Bu olmalı. Baktı adam tevil ediyor. Ama diyorsa hiç meşgul olma. Kitaptan gösterdiğin halde hala ama diyorsa koy kenara ondan. Onla uğraşma kardeşim, onla uğraşacak zamanımız yok. Sakın uğraşmayacaksın. Anlamıyorsa anlamak istemiyor. Ona hiçbir şey yapamazsın. Uyuyanı uyandırabilirsiniz. Ama uyumadığı halde uyuma numarası yapanı uğraşmayın, uyandıramazsınız. Çünkü uyanmak istemiyor. Bırak ona sarhoş oluyor. Devler de devrilsin. Devrilsin ya hiç. Evet, ölçü bu. Ben diyor muyum ki bana bakın, buraya bakacaksın diyorum. Öyle. Belki ben sizi aldatıyorum. Belki buraya bakın diyorum. Bak, siyasi mektuplara bakın. Nasıl yapacağız? İkinci emirden en son mektuba bak. Ustad ne demiş? Ustad demiş ama ben bildiğimi okurum. İyi tamam canım, bildiğini oku canım sen. Kimse bir şey dediği yok. Muhtemeldir ki ya burada gayem bu derste dar ve geniş daire. Karıştırmayacaksın kardeşim. Burayı karıştırmayın. Bu çekirdek hizmetidir. Geniş daire ağaç faaliyetidir. Muhtemeldir ki burada büyük bir veli eski saydığın Risale-i Nur'un dar dairesine gayet geniş ve siyasi bir daire olarak bir hissi kalbel vukuyla 40 sene evvel
hissederek bu Risale'deki çok cevapları o histen neşet ettiğinden o veli yalnız bu noktadan itiraz etmiş. Münazarat 47. Bak üstad hep ayırıyor. Bak dar ve geniş değerli bak nasıl ayırıyor diyor ki bak. Muhtemeldir ki burada büyük bir veli bak dar daire geniş daire nasıl ayırıyor? Eski Said'in Risale-i Nur'un dar dairesini gayet geniş. Nedir o geniş? Siyasi daire geniş dairedir. Medresecilik, iman hizmeti dar dairedir. Dar daire. Dar daire hizmetinde bu hastalıklar olmaz. Olursa olmuştur. Olmazsa olur. Dar daire dershane hizmetidir. Dershane hizmetleridir, esastır. Peki siyasi daire gençler ne zaman bakacağız onu, konuşacağız onu? Yarın pazarsa bilmiyorsun. Biliyorsan hiç konuşmanın gerek yok. Evde otur. Karar ver. Al bir tane bundan. Siyan, evvelişer kaidesi nedir diye. Bak burada kaçıncı madde evvelişer. Ondan sonra bir bakayım de. Diyorsun da. Ondan sonra esas siyasetten uzak durmak 54. sayfada. Siyasetten uzak dur kardeşim. Ondan sonra evvelişer kaidesi var. Bu siyasetin içindedir herhalde. Bakayım. Uvvet. Bakayım. Diğer dostlar. Hakkın hatırın. Tevazu. Kusura bakmamak. Cerbeze. Keramet keşif. Aşırı üstü zan. Harici celanı takip etmemek. Haberlerle meşgul olmamak. Zarara razı olana şefkat etmemek. Dusturmuş. Tesbihat ve evratları okumak. Vazife ilahiye karışmamak. Kemiyet değil, keyfiyeti esas almak, kaliteyi esas almak, o sayı çokluğuna bakmayın, düsturdur. Ona sadakat, sebat, tayyon, azmine, dur bakayım, zarret, dini var. Demek ki siyasetin içinde bu çağ, milliyetçilik, tembellik, risale perde olmamak, şöhret, asenat, hadisat, kader cihetine bakmak, tarih medresi, ferdi. Ha, demek ki şurada, siyasetin içinde. Sekizinci madde. Orada Ehvenüşer maddesi siyasetin içinde anlatıyor. 54. sayfada. Ben de yeri söylüyor. İkinci emirde en son. En son. Abi siyaset dedin de belki konu ait değil de istersen cevap verme de. Risale-i Nur içinde siyaset nasıl oluyor? Nasıl yani? Yani şöyle siyaset deyince biz hep partileri falan filan zannediyoruz. Risale içinde nasıl siyaset? Neyi yani, kastettin? Şöyle yani şöyle bir şey geldi mi? İlmi siyaset. İlmi siyaset yani şu yönden ben düşündüm. Karşındakini mağlup düşürüp de kendine her şeyi yani bu ne diyor ona? Opportunist falan diyorlar ya her şeyi. Cerbezim. Kendine yani yönlendirmek. Kendini üstün görmek gibi o da mı siyasete geçiyor? Ha o şey o siyaset değil. Mesela siyaset dediğim şudur yani nettir ümit. Buraya siyaset sokmayacaksın. Yani parti meselesini. Ha ötekisi şu. Cerbezedir o Türkçesi. Sen Almancasını söyledin. Konuşuyoruz iki de bir. Evirip çevirip yani çok iyi biliyorum ki o doğru söylüyor ama cerbeze ediyor. Cerbeze ediyor. O kişiler arasında şey. Yani dershanedeki dusturlar uygulanmalı. Dershane merkezli hizmetlere dar daire denilir. Buraya televizyon girmez, girmemeli. Bozar. Gazete girmez, bozar. Siyasi şeyler girmemeli, bozar. Milliyetçilik girmez, bozar. Buraya yani çoğaltmak için başka bir şeyler koyalım da gençliğin içi şey yapalım. Bozar. Yani mesela diyelim ki Türkiye'de bir sürü dernekler var. Dernekler var da yani. Onlar dar daire mi? Hayır. Hizmettir ama geniş daire faaliyettir. Dar daire değildir. Yeter ki haram işlemesin. Peki ayırt etmeyince nasıl şey yapıyor? Ya ne yapıyorsunuz ya? Bir paragraf okuyorsunuz da yarım saat konuşuyorsunuz. İyi gazete anlatmıyor.
Roman da şey yapmıyor. E peki böyle olur mu? Dar daire hizmetiyle niye bakıyorsun? Geniş dairedir. Risale-i Nur iyidir, iyidir. Bu kadar dedi. Risale çok iyidir. Okuyun. Ondan sonra bir saat kendisi konuşuyor. Risale'nin dersi diye zaten yapmıyor ki. Kim bakıyor ki? Yeter ki o zat demesin. Benim şu konuşmam Risale-i Nur'dur demesin. Ha, geniş daire ayrıdır. O, bu biz dar daireyiz. Mesela bana da geliyorlar. Dernek geliyor Anadolu'da. Abi diyorlar. Aa videolarımız bu. Videosuna bakıyorum. Bak bu yöntem, bu video, bu ders şekli geniş dairedir. Abi ne yapalım? Zarar mıdır? Kardeşim ne zarardır? İslam'a hizmettir ama nur hizmeti değildir. İslam dairesindedir. Haram yok içinde. Allah'ın nasıl ben zarar verirsin diyeceğim. İçinde haram var mı? Allah haram etmediği bir şeyi ben nasıl haram ederim? Peki nur hizmeti nasıl derim değil olmadığı halde? Kardeşim nur hizmeti değil ama hizmettir. Mesela bir tane uygulayayım. Çocuk kız çocuklarını canlı canlı gömerler diye. Adam ondan sonra işte onu canlandırmak için arkasında fon müziği de koymuş bilmem ne yapmış. Böyle gidiyor böyle. Abi bravo kardeşim dar daire değil nur hizmeti değil bu. Bu nur hizmeti değil yani arkasına fon derken ne koymuş bilmem ne. Bu nur hizmeti değil. Ha hizmettir ama nur hizmeti değildir. Geniş daire ya bir sürü işler var. Ha şu dersin ise alıyorsun kitabı ya atıf yapıyorsun ya bir mananı aklediyorsun buna sadık kalıyorsun. Bunun izmi bu. Hani ama bunu da benim gibi insan kalkıp da ya olur mu ya ne yapıyorsunuz ya hepten şöyle yaptın. Ne diyorsun kardeşim dar daire değil ki. Niye dar daire gözüyle ona bakıyorsun? Dar daire değil ki. Her şeyi bu gözlükle bakılmaz ki ya. O zaman hiç kimse bir şey yapmasın. Bırak yapsın adam. Siyaset olmayacak mı? Devleti kim yönetecek? Ama nur hizmeti burada olmayacak. Dışarıda olsun. Ne yapacağız biz ona? Yön vereceğiz. Ha, dar daire ile geniş daireye bakmak böyle tenkitleri çoğaltır. Geniş daire gözüyle de buraya bakarsan bunlar ne yapıyor ya? Şuraya bak ya. 2-3 kişi bir araya gelmiş. Şuraya bak. Abdülhamit'ten kalma bir yöntem falan dersen çekirdeği tahrip ediyor. Bu da yanlış. Evet dışarıda fırtına eser, ağacın dalı budağı kırılır ama kökü sağlamsa seneye gene çıkar. Çekirdek dar dairedir. İhtilal olur, inkılap olur, ne bileyim bir sürü sıkıntılar olur. Ağacın dalı budağı kopar, rüzgar uçurur ama kökü sağlam oldu mu gene gelir. Ha, o zaman ben buradan dar daireden onu küllümen atmayacağım, geniş dairedir. Ha ama müzik koysa kardeşim müzik caiz değil. Bu hocam, bir şey anlatıyorsun. Şimdi, buna benzer miyim yani? Resul-i Ekrem savaşa giderken de bazen ilim adamları savaşa götürmemiş. Bunlar kalsın icamdan. Aynı bu. Müslüman arkadaşlar şey olur icamdan bunlar. Ashab-ı Suffa işte. Ashab-ı Suffa'yı savaşa götürmez. Resulullah doğru. Ashab-ı Suffa hayatını vakfeden Ebu Hüreyre onlardan şeydi. Başlarındaydı. Yani bizim mesleğimiz. Burada o yarım saatten beri dindiğim şu. İki tane farklı daire var. Harmanlama. Yani karıştırma. Buradaki adam niye oradaki faaliyet buna benzemiyor dememeli. Oradaki de ne ya bu küçümsememeli. O odur. Bu da budur. Kasap ayrıdır, manav ayrıdır kardeşim. Nur'un dar dairesi var, geniş dairesi var. Siyasi Osmanlı dairesi var, geniş dairesi de bu dar daire. Üstad diyor, Risale-i Nur'un dar dairesi. E şimdi dershaneciliği merkeze koyuyor. Ne yapıyorsunuz ya? Niye böyle yapıyorsunuz? Şöyle yapın, böyle yapın. Lan orası geniş daire ya. Ama o zat da ben... Risale-i Nur ta kendi hizmetini yapayım değil. Şöyle diyecek. Risale-i Nur'dan da okuyor. Ben Risale-i hizmetini yapmıyorum. Yani desin Risale-i hizmeti yapıyorum desin ama geniş daire hizmeti yapıyorum. Dershanecilik değil. Ben dershanecilik yapmıyorum. Dershanedeki şeylere uymuyor. Ama Risale-i Nur'dan da istifade ediyor. Öyle karıştırma kardeşim siyasi. Ustad
Menderes'i namazı var mıydı? He? Yoktu. Ne dedi? İslam kahramanı dedi. Nasıl der? Bir ezanı şey yaptığı için, şairi tamire çalıştığı için. Üstad Hazretleri itmiyor da kusurları ile beraber dairin dişine atmayın diyor. Hep bu tarafa çekmeye çalışıyor. Kötülüğü kovmayı anan da yapar derler ya. Kötüyü anan da doğurur. Niye diyor? Yani İslam kahramanı diyerek adam o şeyi bu tarafa alıyor. Ve ona ne yapıyor? Mecra veriyor. Diyor ki böyle yap. Ayasofya'yı aç. Risale-i Nur'u okullara koymaya çalış. Kur'an'ımızı Diyanet'te onaylattır. Tamam. Şöyle yap böyle yap. Diyor mu ki siyaseti bırak da gel buraya. Akşemseddin Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'ni dergâh almıyordu. Sen dedi orada bu maneviyatın zevkini tadarsan padişahlığı bırakırsın, siyaseti bırakırsın kim yapacak bunu? Geç oraya. Üstad Hazretleri Menderes'e cehennemin dibindesiniz, hizmetin dışındasınız, siz tamam atmışım sizi. Öyle mi diyor? Yani adamın namazı yok ya. Şaşıracaksınız. Necip Fazıl Kısa Küreğin bile son zamanında namazı olmuş. Zaten komünistti. Sonra Müslüman oldu. Ve son zamana kadar namazı da yok. Demişler ki efendim sen bu kadar şey anlatıyorsun. Bu kadar cahip acı İslam'a hizmet ediyorsun. Ama namazın yok. Demiş ki biz demiş güzel çiçeğin gübresi gibiyiz. Güzel çiçek değiliz ama en azından o güzel çiçeğin ortaya çıkması için gübre vazifesi yapıyoruz. Sonra başlamış tabii. Mesela şaşıracaksınız gene. Ben gitsem diyor, Eşref Edip aranızda olursa diyor, ben artık gözüm arkada kalmaz diyor. Ona Eşref Edip'in namazı da yok ha. Sonra son zamanlarında başlamış. 76. sayfada bak ne diyor, İslam'ın kahramanı diyor, cihat mücahidi diyor. Nasıl? Geniş daire kardeşim. Hepsini yerine koyacaksın. Dost var dairesi var. Kardeş var. Dost, kardeş, talebe, has, erkan, rükün. Kastamı dairiyor. Birbirine diyor dairesini karıştırma diyor. Bunun meziyeti bunda yoksa bunun içine alma. Bunun meziyeti bunda yoksa bunun içine alma. Bunun meziyeti bunda yoksa bunun içine alma diyor. Hemen dairenin dişine ne atıyorsun kardeş? Menderes'i atılması gerekiyorsa Menderes'i atardık ya. Atardı usta. Kimleri muhafaza etmiş ya? Ustad kimleri muhafaza etmiş? Ustada diyorlar ki bu benim yanında kaldığım Rüştü abi değil. Başka bir Rüştü abi. Şapkalı geliyor. Ustada şapkalı geliyor. Ustada diyorlar ki ustam bir şey desene buna ya. Şapkayı bıraksın. Ustad diyor ki külliyat ona demiyor mu dedi. Duymamış mı diyor. Ustad şifaen demiyor. Biz olsak çıkar lan şapkanı. Esen. Çıkar da gel. Yani bu üslup yaparız ya. Hemen hani acayip bir talip. Sanki çok kişinin nurcu olmasına sebep olmuşuz da adamları dershanelerden kovmaya çalışıyoruz. Usta diyor ki hemen kusurlarından dolayı dairenin dişini atmayınız diyor. Öyle mi? Adam Karadeniz'de bir çeşme var. Yani gördüm o çeşmeyi. Yazıyor ne yazıyor biliyor musun? Yolun kenarında. Bu çeşme ne güzel çeşme. İçmeye bir tası yok. Kalk kırmak çok kolaydır. Yapmaya ustası yok. Kovmak çok kolay. Atmak çok kolay. Bitirdim onu. Bilmem ne yaptı. Çok kolay. Adam, adam yapmak zordur. Adam öldürmek kolaydır. Tak tak tak. Ama o kötü adamı nurlarla ıslah edip Müslüman yapmak zordur. O işte. Hemen İtmeyeceğiz kardeşim. Atıp kalkmayacağız. Ne olursa olsun okşayın kafasını. Ne olur Allah rızası için okşa kafasını ya. Hala buraya kadar gelebilmiş. Bu kadar cemiş. Almanya'da, Türkiye'de de öyle. Bu kadar tahribat varken adam buraya kadar gelmiş ya. Artık ne şahsı kusurlarına bakıyorsun? Böyle bir vazifemiz mi var ya? Kusur etmiş. Kusur etmişse bizim de başka konuda kusurumuz var. Etmişse etmiştir kardeşim. Hemen ne atmaya çalışıyoruz? Ne acayip bir şey ya.
Etmişse etmiştir ya. Ne yapalım? Ben mesela ta senelerden beri belki de 7 sene vardır. Öyle bir hata yaptım ki hala onu telafi edemiyor. Dershanede mesela adam milliyetçilik yapıyor, kafatasçılık yapıyor, Türkçülük yapıyor. En az 20 defa ikaz ettim. Baktım dershaneye zarar veriyor. Kafatasçılık yapıyor. Daha gelme dedi. Buraya gelme, burayı bozuyorsun. O de haklı olduğum halde, dar daireyi koruyayım dediğim halde gene vicdan azabı çekiyorum ki bak burada da zikrediyor. Gelme kardeşim. Milliyetçilik buranın ayengini bozar, ruhaniyetini bozar. Kafa tasçılık yapma usta. Bunu men etmiş. Resulullah'ın emridir. Sokma buraya. Git kendini ne yapacaksın? Fırsat buldukça yani başkasına bakıyorsun. Kardeşim burada bu şey bahsetme parti marti şeylerdir. Bu bozma. Yani olduğu halde böyle ikaz edilir ama sen dedim daha milliyetçilik yaparsan buraya gelme. Ama bırakırsın gelirsin. Burada anlatmayacaksın. Başkanım, yani bu peki ne için yapıyorum? Bunu örnek verdim. Bir şey yaparken de tamam küllümen dershaneciliği de peşkeş çekemezsin. Yani burada dengeyi sağlayacaksın. Ama bizim vazifemiz böyle dairenin dışına atmak değil, elimizden geldiği kadar daire içinde muhafaza etmeye çalışmak. Ama olmuyor, umumi hukuka tecavüz ediyorsa o zaman göndeririz. Umumi hukuka rahatsızlık veriyorsun. Umumi hukuka rahatsızlık veren affedilemez. Affeden de suçludur. Ama çıktı dışarıya bu adam, gitti takate. Şu anda dışarıda, Risale-i Nur'dan da bahsediyor. Kendi anlayışına hizmet ediyor. Bir şeyler de bahsediyor. Geniş daire faaliyetleri. Veya öyle birisine gidecek olsa abi, mesela diyelim ki milliyetçilik veya farklı bir şey, siyasetten falan bahsetti. İkaz edildi, dinlemedi. Sonra mesela oranın müdebbiri ya da grubu, sorumlusu onu oradan gönderdi. Tabii vazifesidir o. Bu da onu, bu uzaklaşmak dolayı hiçbir yerde tutunamadı. Namaza her şey gitti. Onun bu gönderene hiçbir bir şeyi yoktur. Çünkü yok, tabii onu koruyacağım diye burayı berbat ediyorsun. Mütekeli mal gayrı olursa. Yani kişi kendi benim hoşuma gitmedi, tipi şey yapmadı, böyle oldu böyle değil ki. Bak buraya zarar veriyorsun. Ders bittikten sonra çay şeyini faslında kulis faaliyeti yapıyorsun. Yapma. Hani burayı korumak adına. Ama şahsi mesele olsa... O olmaz. Yani onu buraya koruyayım diye dershaneyi tahrip ediyorsun bu sefer. Şahsi o zaman umumi hukuk gidiyor. Yani güzel bir denge kuracaksın ama zor bir şey değil. Bir yerde okuyayım. Herhalde biraz anlaşılıyor. Yaklaşık olarak külliyatta kaç sayfa toplanmış? Ben şey yapayım da dar daire, geniş daire... Bunu aramızda keşke bir yapabilsek tamamını. Bak. O kadar başlıklarla ayrılmış ki. Vallahi harika. Bak. Sayfa 502. 484. Arası kadar. Ne başlıklar var bir görsen ya. 18. Ama mesela bak. Başlıkları okuyayım. Risale-i Nur'da Hastar Dairesi'nin varlığı. Risale-i Nur'a hastar gibi sahip çıkılması için yapılan teşvik. Hizmet-i mani yüklenen hast daire heyeti. Başlık altında paragraf. İlk devredeki hastar ve sonraki ehli hizmet. Himayet ilahi ile dünya alakalarını terk eden has daire hizmetkarları, has daireyi bertaraf etmek için zendekanın değişik bir planı, başlık. Has dairedeki iman hizmeti muhafızları ve bekçileri, ustad öyle diyor, Kastamonu 5'te, Kastamonu 14'te, Kastamonu 21'de, Kastamonu 27'de, anlatıyor 36'da.
Şirketi uhreviye duasına mazar has kardeşler dairesi bak. Has daire, geniş daire. Has şakirtlerin makamı manevileri. Has şakirtler içtimai ve siyasi alakalardan uzak dururlar. Ve mesela dershane hizmetleri hepimiz siyasetten uzak olacağız. Bu emir. Yoksa geniş dairedesin. Yani sen kimse atmıyor da otomatik zaten orada oluyorsun. Dar, has daire, dar daire dershane hizmetleridir. Has şakirtleri bakan işaret-i gaybiye, mahrem risaleler haslara mahsustur. Haslarda tam fedakarlık, yarım değil, isimleriyle bilinen has şakirtler, bunlar başlık. Risale-i Nur bir daire değildir. Bir tane bu paragrafı okur keserim, bu çok hoşuma gidiyor. Has şakirtleri muhalefet etmemek, yani dershane hizmetlerinde vakıfların has şakirtler veya vakıf gibi hizmet yapanların ciddi umuma taalluk eden hatalar olmadıkça şahsi beşeri kusurlarından dolayı muhalefet etmemeye dair şualar 322 demir var. Haslardan saf evvel olanlar. En son okuduğun yeri biraz şey yapsan abi, açsan, sadece başlık mı yoksa? Başlık bu, da okumadım. Okuyayım, hangisi? O... Saf ve bel mi? Yoksa bir üstü mü? Has şakirtleri muhalefet etmemek. Onun altında, haslardan saf ve bel olanlar. Yok, öteki saf. Biraz daha, Risale-i Nur bir daire değil. Haslara muhalefet etmemek. Haslara muhalefet etmemek. Tamam, okuyayım. Bu musibette biz birbirimizden şekva etmek, musibet geldi başımıza, birisinin başına bir musibet geldi. Ama bir hata yaptı, hepimiz alakadar etti, sıkıntı çıkıyoruz ondan dolayı. Birbirimizden şekva etmemek, ya senden dolayı başımıza geldi, ya ne biçim adamsın ya. Sen ağzın dursaydı, biraz yapsaydın. Ne diyor? Bu musibette biz birbirimizden şekva etmek, hem haksız, hem manasız, hem zararlı, hem Risale-i Nur'dan bir nevi küsmekmiş. Yaparsak. İbrahim, senden dolayı bu başımıza geldi. Sen onu yapmasan demeseydin, başımıza gelmeyecek. Ne biçim adamsın ya? Küsmek, bak ne diyor. Bu musibette biz birbirimizden şekva etmek, hem haksız, hem manasız, hem zararlı, hem Risale-i Nur'dan bir nevi küsmektir. Öyle yaparsan. Sakın sakın has rükünlerin gösterdikleri faaliyeti bu musibete bir sebep görüp onlardan gücenmek ise, yani İbrahim bu kadar hizmetleri var bir sürü. Ama kusuru gördük. İbrahim'den küsmek ise Risale-i Nur'dan çekilmek ve hakaiki imaniyi öğrenmeden pişman olmaktır. Şuraya bak. İmaniye geliyormuş abi ya. Şuraya bak. Çünkü has şakirtler hizmet elemanı. Hizmeti çarkını devre dışı yapıyorsun. O da bir çarktı. Kusur olmuş. Belki de olmamış. Eli zındıka kusur gibi gösteriyor. Mübalağa ediyor, yalan söylüyor. Tahkik ettin mi? İbrahim'e sordun mu? Hele hele bu ne cinayet? Has bir kardeşimiz bir baktık ehli dalalet hücum ediyor. Niye kafa? Niye basmış çalışmıyor ki kafamız? La kim hücum ediyor buna ya? İmam Şafii diyor ki düşmanınızın okunu takip edin. O sizi dostunuza götürür. Aha, diyelim ki tahkik ettik. Hakikaten hata yapmış. Kusur etmiş. La kusuru yapma olmaz mı? Ceylan abi ne yapmış biliyor musun? Ceylan abi. Ustada küfür etmiş adam. Hatırada yazıyor. Ustada küfür etmiş. Ne yapmış biliyor musun Ceylan abi? Demek ki benim gibi biraz kafadan şeymiş. Gitmiş. Silahı almış. Ağzına sokmuş. Ve ağzından iki tane mi bir tane mi yalan olmasın. Leblebi yedirmiş. Öteden çıkmış. Ve Risale'de şöyle geçiyor.
O diyor Risale-i Nur'a diyor muhalif menfi hareket yaparak diyor. O diyor bu şey yaptı ama diyor hizmetin kerameti diyor onu konuşturtmadı. Bunu konuşturuyorlar ölmemiş adam. Hizmetin kerameti olarak o konuşsaydı ve ölseydi hizmetimize ciddi zarar olurdu diyor. Hizmetin kerameti olarak ölmedi diyor. Bir de konuşturmuyor. Ne kadar polis dairesi zorlamışsa kim yaptı bu sana bunu? Kimle yaptı? Dememiş. Celal abi leblebi yedirmiş, öteden çıkmış. Yani oluyor. Peki attı mı ustad onu? Lan ağzından ya ağzından mermi sokuyor, karşıdan çıkarıyor. Risale'de geçiyor ama bunu anlatmıyor. Diyor ki onu şey, ya diyor bir kardeşimiz diyor mesleğimize bütün zıt olan diyor menfi hareket yaparak diyor dairemize ciddi zarar olurdu ama diyor tamam mı? Keramet ilahiye, nurun kerameti olarak onu diyor ölmedi. Bir de diyor çok zorladıkları aldı, konuşmadı diyor. Konuşmadı diyor. Şimdi olay buydu yani. Onun ne neynesidir ya demiyor. Olayı anlatmadan şeyini söylüyor. O da konuşmadı diyor. Onun konuşmaması nurun kerametidir diyor. Tamam. Mektubattaki 7 tane inayette midir? Ne de geçiyor? Hatırladın mı? Yani o kadar zorladıkları aldı diyor. Konuşmaması. Demek ki bir de okuyayım. Bu musibette biz birbirimizden şekva etmek. Ne demek ki şekva etmek? Hem haksız, hem manasız, hem zararlı şekva etmek birbirimizden. Hem Risale-i Nur'dan bir nevi küsmektir. Sakın sakın has rükünlerin gösterdikleri faaliyeti. Yani bir sürü faaliyeti var kardeşimizin. Bu musibete bir sebep görüp ya bu musibeti başımıza sen saldın deyip onlardan gücenmek ise yani bir sürü güzellikleri var. 9 tane güzel şey var, bir tane çakıl taşı var. Değil mi? 9 tane güzel sıfatı, bir tane cani sıfatı var. Ondan gücenmek ise Risale-i Nur'dan çekilmek ve hakaik imani öğrenmeden pişman olmak. Devam et, başlıkları okuyayım da keseceğim. Hasların hayatı Risale-i Nur'a aittir. Vakıfların hayatı Risale-i Nur'a aittir. Hastardan varis olan şakitlerdir. Mesela hastardan bazıları ustadın varisi ama vakıf değil. Vakıf olmayanlar var, vakıf olanlar var. Onu anlatıyor başlık. Has şakitler taife-i nisadan da vardır. Has vakıf. Ondan sonra taife-i nisadan da var diyor. Başta altında nerede geçiyor? Emirdağ 165, Emirdağ 177'de geçiyor. Has şakirtler Hazreti Üstad'dan sonra hizmeti yürütür. Nerelerde geçiyor? Has şakirtler hizmetin tedbirinde söz sahibidir. Emirdağ 223, Emirdağ 109. Has şakirtliğe kabul edilme. Yani has şakirt olmak için yapmak lazım. İlle vakıf olmak şart değil. Yani ne yapması lazım? Nasıl davranın şey, ne özelliği olması lazım? Mesela adam cemiyette bulunuyor, mesela postacıdır, şey taksicidir, bilmem necidir, talebedir. Has şakirt olur. Ne diyecek? Ben kulasaydım. Hasbel beşer, kader. Ben bu işleri yapıyorum ama Çoluk çocuğumun zarur riskini tedarik ediyorum. Farzdır bu. Onların iaşesini tedarik etmek bu bana farzdır. Ama aklım, fikrim hizmettir. İşimi bitirince elimden geldiği kadar dinlendikten sonra artan zamanımı işe gidiyorum, dinleniyorum. Artan zamanımı televizyonlarla, telefonlarla, oyunlarla değil, her gün 5-10 dakika risale okuyacağım ama birisine de denk gelirsem içtim hayatta, dershaneye götüreceğim, dershaneyi anlatacağım, bir bağ kurdurmaya çalışacağım. Niyeti olmalı. O muvaffak olur olmaz, hiç önemli değil. Yani işinden işini yapar, evini bağlı,
dershane hizmetini esas yapmış. Buradaki ruh şu. Ne yaparsa yapsın kafasında şu olmalı. Esas hizmet bu çekirdek kadrodur. Çekirdek hizmet dershane menşeli, dershane eksenli hizmetler esastır. Evet fazla karabalık yoktur. Ha hu hu curcunası yoktur. Ama çekirdektir. Ağaç gibi debdebe değildir. Ama bu o debdebe olan ağacın da sebebidir. Onun için dershane hizmetine kuvvet vermeliyim der. İçtimai hayatın neresinde bulunursa bulunsun bu insan hastır. Burada anlatayım. Hastır, has. Başka? Haslar hizmetin idaresinde erkanlarla meşveret eder. Yani erkanlar hasları istihdam eder. Yani siz şey zannediyorsunuz, has deyince vakıf zannetmeyin. Yani bir daha söyleyeyim yani. Dershane hizmetini esas alır. O merkezde hareket etmeye çalışır. İşine gider, evine gider. Boş zamanlarında kitap okur. Üstad şöyle diyor. Kimse komşulardan alakadar bulamasa 5-10 dakika çoluk çocuklarıyla diyor okur. Ondan sonra hizmetlerine koşar. Hastır. Ben din adına yalan demem. Korkarım Allah'tan. Çünkü yarın bana soracak Allah der ki siz has mısınız? Hepiniz hassınız. Hiçbiriniz mübalağa etmiyor. Has, has daire çünkü. Saat kaç? İşten eve gittiniz, dinlediniz, geldiniz de ha bu dershane hizmetleri esastır dediniz. Hassınız. Hastır. Allah'ın izniyle. İki tane de maddi var. Onu da keseyim. Başlık okuyacağım. Hasların hizmeti her devrede devam eder. Tespit edilen bu birinci iman hizmeti heyeti geniş dairedeki hakimiyet devresinde de devam edeceği şu ifadeden sarı anlaşılıyor. Mehdi geldiği zaman, İttihat İslam olduğu zaman dünyaya İslam hakim olsa bile dershane hizmetleri devam edecek diyor. Nerede geçiyor? Emir Dağı 1265'te geçiyor. Ondan sonra bunu anlatıyor bilin. Orada anlatıyor. Son madde. Has şakirtlerin resmen diyanet işlerine bakabileceklerine dair bir cevap. Yani adam hocadır. Hastır. Anladık mı? Has dar daire nedir? Has yani dar daire. Dershaneciliği pergel, limanda biliyorsunuz gemilerin bağlandığı bir yer var. Buna ne diyorlar? Baba. Ha. Babaya yani herkesin ipi uzun. Kimisi bu kadar, kimisi bu kadar ama herkes babaya gemisini bağlamış. Suda denizi lap 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 oynuyor. Gemin gidecek. Ama gemini babaya bağladın mı? Oynasan bile lap 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 merkeze bağlısın. Denizden maksadım cemiyet hayatıdır. Gemiden maksadım sensin. Babadan maksadım dershane hizmetleridir. Oraya bağlı. Dershane hizmeti budur. Kendisine de okuyor. Müsait birisine de denk gelirse anlatıyor. Hastır. İnşallah. Burada kesiyorum. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fâtiha temâs-salâvâtu.